Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Taşal konuğumuz. Nasılsınız Ahmet Bey? Çok teşekkür ederim. Burada olmakta çok mutluyum. Gerçekten muhteşem bir ortam var. Tarih, spor, kültür, medeniyet her şey iç içe. Geleneksel tatlar. Geleneksel tatlar ve özellikle gençlerin burada olması çok ayrı bir mutluluk verici. Bizim bence için de aynı şekilde. Kesinlikle. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tabii aynı zamanda hem Türk tarihi hem akademisyenlik hem de yazarlık yönünüz var. Sizden tabii spor aslında ilk sormak istediğimiz şey. Ve bu sporun yani geleneksel sporlarımızın birazcık tarihçesini öğrenmek istiyoruz açıkçası. Çünkü hepsinin ayrı bir hikayesi, bir kültürü var. Şöyle bir genel başlarsak eski topluluklarda sporu birazcık sormak istiyorum size efendim. Evet. Türk tarihi, tarihimiz milattan önce 3000'lerde başlar. Biz ilk belgelerde, orijinal tarihi belgelerde sporla ilgili kayıtlara karşılaşırız. Yani 5000 yıldır, bugün itibariyle en az 5000 yıldır Türklerde sporun varlığından veya Türklerin, Türk kökenli halkların sporla ilişkisinden görüyoruz. Bugün burada olmak o yüzden mutluluk verici dedim. Çünkü bir şey gibi süzgecinden geçerek, değişik aşamalardan geçerek günümüze kadar ulaşması ki Türk Cumhuriyetlerinden gelen veya işte her yönüyle tanıtılması çok çok önemli. Ama burada spor tabii niye önemli? İki aşamada önemli. Bir tabii sağlıklı toplum açısından önemli. İkincisi askeri alanlarda, savaş alanlarında daha dayanıklı asker yetiştirmek yani mücadeleci bir toplum ortaya koymak amacıyla da değerli diye düşünüyorum. Burada bir şey daha var. Diğer topluluklarda olmayan. Türklerde kadın erkek sporlarında çok farklılık yok. Mesela kadınlar da güreş yapar. Erkekler de güreş yapar ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Hı. Hemen unutmadan sorayım. Kadın güreşçi gördün mü sen? Ben alanı gezdim ama daha o tarafları göremedim. Ben görmedim. Hayır, genel olarak görmedim. Günümüzde olmayabilir ama şöyle bir şey vardır bu gelenek. İşte bazı yarışmalarda gençlerin özellikle spor, özellikle genç kızların ancak kendilerini yenebilen, evet, yenebilen hanımlarla, işte gençlerle evlendikleri konusunda kayıtlar da var. Aa. Bu tarihin şeyinde çok çok önemli. Bir de benim için daha da ilginç olanı kızların futbol oynaması. Evet. Burada hala günümüzde oynanıyor bu arada hocam. Kadınlar hala futbol oynuyor ama bu geçmişte daha yaygınmış. Biz bildiğim kadarıyla. Ya şimdi şöyle tabii burası biraz şey magazin gibi ama tarih kayıtlarda özellikle bu Göktürk döneminde deriden bir top yaptıkları ve topun içerisine yünle doldurup boş alanlarda ayaklarıyla teptikleri anlatıyor. Bu Çin kaynaklarında anlatılan. Daha sonra Divan-ı Lügat-ı Türk'te tepik olarak anlatılıyor. O biraz farklı gibi. İçine çünkü kurşun olan bir şeyi kumaşla sarıyorlar, top yapıyorlar, bunun gibi. Şimdi mesele bence şu. Ortalama sonuçta ortalama şey olarak baktığımızda Türk kökenli toplulukların genel olarak sağlıklı bireyler yetiştirmesi. Bu çağımızın en büyük problemi hepimiz işte masa başında veya işte değişik ortamlarda kalıyoruz. Spor yapamıyoruz doğru düzgün. Ama geçmişte bunu çok daha iyi başarıyorlardı diye söylemek lazım. Yani o idman olayını bir kere kişisel olarak vücut gelişimimiz için önemli. İkincisi toplum sağlığı açısından önemli. Cesaret, karar verebilme, refleksif hareketler bu yönüyle insanı geliştiriyor. Avlarda, kayaklarda özellikle. Kayakların da Türklerden çıktığı söyleniyor. Şu an çok yaygın kayak sporu da ama Türklerden çıktığı söyleniyor. Evet. Doğru mu hocam? Şimdi kayakla ilgili belgeleri ben okudum, yayınladım da. O da şu, özellikle atların, bu kayakların altına atların ayak kıllarından bir kılıf gibi bir şey yapıyorlar, öyle kayıyorlar. Çünkü onun hepsi aynı yönde olduğu için en iyi o kaydırıyor. Öyle mesela mi? Bu teknoloji başka yerde yok. Avrupa'da yok. Aslında her şeyin Türklerden çıktığını söyleyebiliriz. Çok belki abartı. Hayır, geçmişe baktığımız zaman bütün sporların, evet, futbol dediniz, evet, kayak dediniz, hı-hı, şu anda popüler olan sporlardan. Tabii popüler olan sporlarsa bunu açıkça bunu söyleyebiliriz. Ama şimdi bunun askeri anlamda bir sonucu olmuştur. Türkler genelde Türk orduları kendilerinden kalabalık orduları yenebilmişlerdir.
Roma ordularını, Bizans ordularını, Çin ordularını, Hint ordularını, İran vesaire. Bunun sebebi sporun verilen değer, yani sporundan elde ettikleri başarıdır diyebiliriz. Fakat bu çocuk yaşta başlıyordu. Önce koyunların üzerinde başlıyorlar, nişancılığı öğretiyorlar. Koyunların üzerinde birinciliğe alıştırıyorlar ve buradan yürüyor gidiyor şeye doğru, ileriye doğru. Ama at çok önemli. Burada at derken de çok böyle yakışıklı mükemmel atlar değil. Dayanıklı atlar önemli. Şimdi hocam aslında birçok sporu yapıyoruz ama şu anda bizim hani geleneksel spor deyince genelde güreş, cirit geliyor. Ama polo dediğimiz şu anda dünyada çok ünlü olan ve bizim de baktığımızda geçmişe doğru döndüğümüzde aslında atalarımızın oynadığı çok önemli bir spor. Tarihte çevgen veya çöven adı da kullanılıyor. Peki nedir bu çöven, bu polo oyununu biz nasıl oynuyorduk? Birazcık ondan bahsedebilir miyiz hocam? Çok güzel bir oyun tabii. Özellikle polo diye bugün dünyada yaygınlaşmış durumda. Atın üzerinde cirit veya işte uzun sopalarla oynanan, iki takım halinde oynanan mükemmel bir oyun ya da ekip ruhunu aşılayan. Buna benzer çevgen diyoruz. Çövgen diye de anlatılır. Özellikle düz olan arazilerde önemli. Bu ekip ruhunu ve aynı zamanda birlikte hareket edip gerekli taktikler uygulama şeklinde de düşünebiliriz. Çünkü bunların her biri aynı zamanda birer savaş tatbikatı. Çevgen bunun zirvesi gibi görülebilir. Anadolu'da görmüş olduğumuz cirit oyunu da bence en gelişmiş şekli. Yani günümüzde de Erzurum'da mesela oynanan oyunlar. Bunları çok böyle dikkatle takip etmek lazım. Buna benzer başka at üzerinde oynanan oyunlar da var. Mesela buzkaşı dedikleri aslında kökpar, yani gökbörü dediğimiz oyunda. O da yani ekip ruhunu daha dayanıklı yapmak ya da daha cesur kılmak, zor şartlar altında yani survive yaptırtabilmek üzerine kuruludur. Bu anlamda çok başarılı buluyoruz. Yani bu başarılı bir sonuç aldığını görüyoruz. Bundan yabancı kaynaklar diyor ki Türk ordusunu bundan dolayı börüye, yani kurda, Çin ordusunda koyunlara benzetiyor mesela. Bu şekilde bir bunu yapan da yabancı kaynaklar. Dolayısıyla bu az önce söylemeye çalıştığımız Türk kültürünün en önemli temel özelliklerinden biri esasında spordur. Bu anlamda cirit ben şu açıdan çok daha önemli. Aynı güreş gibi geçmişten günümüze kadar uzanan ve kaybolmayan bir oyun türü. Şimdi o futbolla ilgili söylemiş olduklarımız oynanmıyor artık. Veya diğer oyun türleri. Aslında bence buradaki bütün sporlar aynı şekilde yani hem bedeni çalıştırıyor hem aklı çalıştırıyor hem hep birlikte hareket etmeyi öğreniyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Mesela okçuluktan bahsettiniz. Okçuluk da aslında buraya geleyim ok atayım ya da ne kadar kolaymış falan değil yani. Hani geçmişimize baktığımız zaman atın üstünde okla ok bir silah zaten savaşıyordun. Okçuluk ayrı zor. Atlı okçuluk gerçekten aynen, çok zor. Yani hele bir de burada buyurun. Üzengiyi unutmamak lazım. Üzengi yine Türklerin dünya medeniyetine armağan ettiği bir alettir. Basit gibi görünür ama çok çok önemlidir. Atın üzerinde durmayı, dengede durmayı sağlıyor. Evet. Hocam, çünkü sporda denge de önemlidir. Atalarımız o kadar hakikaten geliştirmiş ki bu konuda. Mesela dünyada herkes iki parmakla atarken sırf at üzerinde daha güçlü ve sabit tutabilmek için bizim şöyle farklı bir baş parmak stilimiz var. Yani şu şekilde onun bir de yüzüğü var özel olarak. Onu da yaptığınız zaman hocam at üzerinde giderken denge bozulmuyor veya okunuz düşmüyor. Yani bütün matematiksel hesaplamalar da yapılarak en iyi şekilde oku nasıl atabiliriz veya nasıl savaşabiliriz'in aslında güzelliğini gösteriyorlar. Ben biraz daha güreşe dönmek istiyorum hocam. Çünkü hala Türkiye'de birçok ilimizde bunun geleneksel festivalleri oluyor, güreşler oluyor. Güreş sadece güç gösterisi değil aslında. Toplumda baktığımızda yine dediğiniz gibi kızlı erkek ya pozitif ayrımcılık olmadan herkesin yaptığı bir spor. Birazcık ben güreşi ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yıldız, güreşe mi gidiyordun? Nereye gidiyorsun? Bir yere gidiyor musun? Şimdi. Şu an mı? Evet. Şu an güreşe mi gideyim? Gitmiyor musun? Hayır. O zaman gitmiyorsan güreşten bahsedelim evet, birazcık. Bakayım. Ya ben güreşi sordu. Şunu da sorayım o zaman ben Lokman sormuşken. Şimdi zamanında eskiden kadınların da güreş yaptığını söylediniz. Bu benim çok dikkatimi çekti mesela. Ben şu zamanda sen gördün mü güreş yapan kadın?
Yani şu an günümüzde gördün mü? Olimpik var güreşi. Var, olimpik güreşimiz var da yani yağlı güreş olarak o, ben yağlı güreş yok. Ha, ben görmedim yağlı, o yüzden. Ben şimdi yağlı güreşin daha çok diğer yağlı konusu çünkü diğer konu ülkelerden yani gerçek Türk güreşinin yağsız güreş olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda bu bakımdan önemli. Bir de Moğolistan'da Macaristan'a kadar baktığımız zaman Türklerin olduğu her yerde güreş yapılıyor. Güreş bu anlamda mücadele demek zaten söylediğim gibi esasında. Ve bizim o kızlar yapar derken mesela evleneceği erkeği seçerken kendisini yenebilen erkekle evleniyor onunla. Aa. O da ilginç değil mi? Çok mesela enteresan. Tabii bu bakımdan da yani işte ancak dayanıklı demek ki delikanlı. Güçlü kuvvetli bu erkek ancak benim erim olur, eşim olur diye söylüyor. Bu müthiş bir şeydir. Bir şey daha var burada mesela yine ilginç gelebilecek. Güreşe çıktım ama onu şöyle aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu Tay BG diye bir şey vardır bugün Kazaklar'da. Mesela işte o gençler o festival bayram esnasında eğlenirken at üzerinden şeye binerler. Atla bir kız kovalarlar. Tay BG derler bunu. Tay yarışı. Sonra kızı yakalayınca yani kim işte onu yanından öperler diyelim bu şekilde. Ama müthiş bir yarışmadır. Kökpar gibi yani gökbörü oyunu gibi o mücadele şeyle birlikte ama şöyle bence o toplumun sosyal yönünü yansıtması açısından ilginç, değerli. İşte bunların günümüzde ben keşke daha fazla spor şeyi alanı dalı günümüze gelseydi. Çok daha iyi olurdu. Yani o anlamda biraz Bu festivalde getirmiş olduk zaten. Evet, bütün geçmişteki o değer anlamında. Şimdi güreşe gelince tabii hani Kırkpınar mesela bu işin zirvesi değil mi? Yani olarak bakarak. İzlemesi de ayrı keyifli hocam. İzlemesi ayrı, şeyi güreşmek ayrı vesaire. Çocukken bize hep böyle kendi denklerimizle güreştirirdi büyüklerimiz. Bu şekilde güreşmek o başka bir şey yani hayata karşı. Ve ben burada şu yönüyle bakmak istiyorum. Mücadele ruhunu artırması bu açıdan önemli. Yani bir güreşçi nasıl şey yapılabilir? Mücadele ruhunu yansıtmak anlamından değerlidir. Dolayısıyla budur. Mesela Kazaklarda, Moğollarda veya şeylerde diğer Türk topluluklarda da var. O onda ayakları dize değince kartal güreşi deniyor onda. Kolları açarak güreşiyorlar. Kartala benzemeye çalışıyorlar. İşte bazen aslana benzemeye çalışırlar. Böyle bir yiğitlik, güçlülükle birlikte gelişir güreş. Ama İran'da da güreş yaygın esasına bakarsak. Türkiye'nin değişik yerlerinde mesela Maraş'taki kara kucak güreşleri bence daha büyük şeydir yani. O yağsız güreşler. Aba güreşleri ona benzer güreşler biraz daha şöyle. Bunları yaşatmak lazım. Yani mesela olimpiyatlarda Türkiye'nin en büyük başarısı nedir? Güreştedir esasında. Minder güreşinde, evet. Serbest güreş, Greco-Roman bir zamanlar. Sonra geriye düştük, yeniden bir parlama aşamasındayız. Ama bunu çok daha fazla olmalı. Yani Türk milletinde ben hani günümüzde baktığım zaman gençler arasında özellikle güreşin daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hem iddiayı hem o ruhu, mücadele ruhunu daha iyi verir. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz tarihle ilgili. Çok önemli anekdotlara döndük. Aslında bizim de bu geleneksel yapıyı yaşatmaya çalıştığımız çok güzel vakıflarımız var. Özellikle son zamanlarda şunu gördüm. Okçuluğa çok güzel bir geri dönüş var. Aileler bu konuda da duyarlı. Geçmişimizi bileceğiz ki geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyelim. O anlamda çok güzel gelişmeler var. Atlı okçuluk, okçuluk ve özellikle güreşte farklı bir aslında sayının arttığını, kat be kat da artmaya devam ettiğini söylüyor bütün uzmanlar ve devam ediyor. Peki biz hep gelenleri anlattık ama günümüze ulaşamayan, hocam siz sonuçta çok önemli bir araştırmacı da yazarsınız, evet. Aynı zamanda. Size göre çok enteresan olan ama şu anda tarihimize ulaşamayan sporlar var mı diyeceğim ama Yıldız'ın alana gitmesi gerekiyor hocam. Onun tamam. Ona bir küçük veda ediyoruz şu anda. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Tamam. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar sizinle birlikte olacağız. Tamam inşallah.